Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere Asya'da Fatih olmak istiyorsanız ne yapmanız gerek? Asya'da derken Asya değil. Asya'da Fatih olmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar ilk önce kendiniz bunu bir belirlemeniz gerekiyor. Ben As mı olmak istiyorum, ben Fatih mi olmak istiyorum diye kendinize ilk önce bir sorgulayın abi. Bunu sorguladıktan sonra aşağıya bir videoya güzel bir like atarsanız güzel olur. Sayfamı takip ederek de daha çok böyle rank kasacaklar için taktik videoları üretiyorum dostlar. Onları da izleyebilirsiniz. Mesela yarın Pekado'da iki tane sizlere taktik göstereceğim. Hani Miramar oynayıp rank kasmak isteyen arkadaşlar varsa da hani Pekado'da abi botun bulamayacağı bir yer göstereceğim sizlere. İki tane dostlar çok güzel bir bug diyebilirim. Biri bug ama biri değil dostlar. Yani bir yerin içine girebiliyorsunuz dostlar. Yani yarın kısacası ben sizlere o taktiği göstereceğim. Şimdi bu arada rank kasma gameplayleri de atarım, dert etmeyin. Yani nerede ne yapacaksınız falan filan, onları da gösteririm. Tek yapmanız gereken takip ederek bekleyebilirsiniz efendim. Şimdi diyelim ki siz Fatih olmak istiyorsunuz ya da As olmak istiyorsunuz. As olmak isteyen arkadaşlara her zaman önerim 3. şahıs takımını da kasmaktır. Ve eğer ilk sezon kasarsanız, yani ilk sezon dediğim ilk 2 hafta 3 hafta falan kasarsanız aşırı az puan veriyor dostlar. Hani sadece As için kasacaksanız hiç acele etmeyin. Çünkü 3. şahıs takımında mesela millet rank kasıyor ya, hani 3. şahısta Fatih'e kasanlar. Eğer siz 3. şahısta Fatih'e kasarsanız olamazsınız. Hiç uğraşmayın abi. Çünkü 3. şahısta genelde Araplar çıkıyor Fatih. Yani siz Arap olmadığınıza göre birazcık işiniz zor. O pinklerle falan çıkmanız gerekiyor dostlar. Şimdi 3. şahısta As'a kasmak istiyorsunuz abi. Bak tek yapmanız gereken şu abi. Şurada bir tane bak sezon sıralaması diye bir şey var dostlar. Burada sezon sıralamasına gelmeniz gerekiyor. Bak burada rütbe kısmı var. Ben şu an 5. şahıs takımında elmas 4'üm. Orada rank kasıyordum. Fakat saldım. Şunu öğrendim ki sezon 13'ten sonra artık 3. şahıs takımlı ile 1. şahıs takımlı neredeyse eşit diyebilirim dostlar. Mesela şu anda eğer 3. şahıs takımında Fatih'e kasmak istiyorsanız kaç puan gerekiyor ben sizlere söyleyeyim hemen buradan canlı canlı. 5101 diyor. Yani bu da eşittir. Şu anda canlı canlı bu videoyu yayınladığım gün eğer 3. şahısta Fatih'e kasmak istiyorsanız As 8 yıldızda Fatih olabilirsiniz. Evet çok güzel bir şey. Ama eğer ki 1. şahıs takımı da şu an Fatih olmak isterseniz bu da sizlere 4200 puan, 4300 civarı bir şey. Yani As 1 yıldız falan filan garanti. As 1 yıldız olursanız eğer şu anda 1. şahıs takımında garanti Fatih'siniz. Ama şöyle bir şey var dostlar. Hani artık Araplar abi 1. şahıs takım diyor öğrenmiş. Oradan bu tarafa doğru kaymış. Peki siz ne yapacaksınız Fatih'e kasmak isteyenler? As'a kasmak isteyenler önerimi söyledim bu arada. Yani sezonun 3. ya da 4. haftası 3. as takımı da kasarak kolay bir şekilde Fatih diyorum as olabilirsiniz. Onu da isterseniz daha çok gameplayleri de gelir. Gameplayleri. Peki şimdi ben diyorum Fatih'e kasacağım, karar verdim. Ne yapıyorsunuz hemen sizlere göstereyim. 3. şahıs eşli kasıyorsunuz. Neden ben tek kişiyim tekli kasmıyorum derseniz tekli de abi aşırı takım oluyorlar. Yani nasıl diyeyim, aynı anda mesela 3 kişi 4 kişi giriyor abi, biniyorlar bir arabaya, 4'ü takım oluyor ama maç halbuki hem tekli olduğu için orada birazcık hile hurda yapıyorlar abi. O da sizin zorunuz oluyor. Ama mesela bir insan 1v4 değil de 1v2'yi alması daha kolaydır. Yani 1v4'ü tabii ki de alabilirsiniz. Ben size alamazsınız demiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Gerçekten çok zor oluyor. Çünkü hani yüksek kademelerde insanların cihazları iyi olduğu için onlarınki kasmıyor. Mesela ben J7'den kastım abi Fatih. J7'den kasma sonra videosu da yakında gelir. Hani J7'den kasarak Fatih oldum ve çıldırırsınız. Yani 1v4 atmak o kadar zor ki. Hani bazen oluyordu ama işte bazen de olmuyor da. Şimdi siz eşli takımlı 1. şahısı seçtiniz abi. Peki diyenler de var. Ben 3. şahısta kasmak istiyorum. O zaman tek yol var abi. 3. şahısta tekli de sadece Fatih olabilirsiniz. Yani eşli falan takımlı burada imkansız abi. Çünkü hani 3. şahısta kasmak zor. 3. şahıs eşli de bu arada olabilirmiş. Şu an puanına baktım da aynen. 3. şahıs eşli ya da tekli. 4'ün tekliyi pek önermiyorum. Çünkü çok fazla teaming var, yani takım olmaları var ama hani 1. şahıs eşli, 3. şahıs eşlileri ben öneririm sizlere, onu söyleyeyim. Bu kelimeyi çok fazla kullandım, şu anda linç yiyeceğim biliyorum. Şimdi burada eşliyi kastık. Bak 4266 puanda Fatih'sin diyor. Bu ne demek oluyor? Yani şu anda ilk 500'e girdiğinizde Fatih oluyorsunuz diyor bak.
Eğer senin puanın 4150 olsa Fatih olursun. Ama şöyle bir kural var dostlar Fatih olmak isteyenler için. Mesela 4200'de Fatih başlıyor. Yani siz as olmadan Fatih olamazsınız. As'tan Fatih'e geçiş var dostlar. Mesela şu anda eğer başlarsanız abi hala as olursanız şu anda Fatih olabiliyorsunuz abi. Peki buradaki ilk 500'ü nasıl hesaplıyorsunuz? Ben size onu sizlere hemen söyleyeyim. Mesela burada 100. sıradaki adama gelin abi. Bunun puanı kaç diyelim? 4450. Siz oradan 150 puan çıkarın. 4300. Yani 4300 olan adam buraya gelsin. Burada direkt Fatih gibi düşünebilirsiniz dostlar. Yani puan sıralaması bu şekilde ilerliyor. Hani ben kendim sezon 12'de Fatih'e kastığım için söylüyorum. Bu arada sezon 12'de ne kadar yaptıysam ben hayatta kalmada ilk 70'e girdim. Yani gerisini siz düşünün. Fatih'te de 450'ye falan 400'e girmiştim ama yani tekrar hiç uğraşamadım sıralamada kalmaya. Bıraktım. Yani benim önerim bu şekildeydi dostlar. Yani eğer şu anda siz kasmak istiyorsanız bu taktikleri uygulayabilirsiniz. Sizler için de ben özel olarak gameplay'ler, taktikler hazırlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Ben kaçıyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu taktikleri kesin uygulayın. Bak. İlk önce ne yapacağınızı belirleyin. Sonra ona göre yapın. Yani direkt öyle dalmayın.